Patronunuz İbrahim Bey'e hiç sövdünüz mü? Hayır. 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 Yalan söylüyorsunuz. Patronu seviyor musun? Evet. İtfi ve kalp atışlarınızda bir düzensizlik var. Sizi İbrahim Bey'le baş başa bırakıyorum ben. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizler ve İbrahim Bey ile birlikte şimdi yalan makinesi diyeceğim. İbrahim Bey bana kızacak. O yüzden yalan dedektörü neymiş, ne değilmiş ona bakacağız. Biz normalde direkt alır bu ürünü teste sokardık. Bu sefer öyle yapmayacağız. Önden bilmeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Doğal olarak önce size onu tarif etmemiz gerekiyor. Tarifin hemen ardından da daha bilinçli bir şekilde testlere geçeceğiz. Biz sabah çok az konuştuk. Bu yalan makinesiyle ilgili bildiğimiz her şeyin şehir efsanesi olduğunu öğrendik. Bu yalan Yalan dedektörü nedir? Nasıl kullanılır? 1920'li yıllarda John Larson isimli bir polis memuru Amerika'da bu cihazı icat ediyor. Yıllar içerisinde de bu kadar ufak bir şey haline geliyor anladığım evet. Kadarıyla. Şimdi yalan dedektörü nedir? İzah edeyim. Yalan dedektörü aslında bir medikal bir cihaz gibi düşünün. İnsandaki belirli fizyolojik reaksiyonları ölçen bir cihaz. Biz yalan söylediğimiz zaman genelde nefes alıp vermemiz değişir. Kalp atışımız hızlanır. Deri iletkenliğinde bir değişiklik olur. Bu cihaz bunları tespit eder. Program aracılığıyla da uzmana aktarır. Uzman da bunlara bakarak yorum yapar. Peki İbrahim Bey bu ürün nerede kullanılıyor? Ben arayabiliyor muyum sizi? Genelde Rusya'da, Amerika'da, İsrail'de istihbarat ve polis teşkilatlarında sıkça kullanılan bir cihaz. Özel sektörde ise işe almadan önce nasıl insanlar olduklarını, CV'lerinin doğru olup olmadığını öğrenmek için bu teste başvuruyorlar. Diyelim ki bir ortamda herhangi bir olay oldu. Yüklü miktarda bir para çalındı ve siz bunu yapanın kim olduğunu bulmak istiyorsunuz. Şüpheliler var. Ben gelip bu şüphelerin hepsini test edip size suçluyu bulup teslim ediyorum. Vay be. Aile içi durumlarda da çok sık başvurulan bir... Anladınız tamam. Doğum tarihiniz. Muş. Doğum tarihi. Öyle lap diye soru sorulmuyor. Hayır. Herkesin düşündüğü gibi makine gelsin, biz hemen bağlayalım, istediğimiz soruları soralım. Böyle bir şey yok. Kişiye bütün soruları anlatıyoruz. Daha sonra rızasının olduğuna dair bir kağıt imzalatıyoruz. Bundan sonra test başlıyor. Genelde zaten saklayacak bir şey olmayan insanlar gönüllü olarak bu testlere giriyorlar. Direkt hukuki bu kanıttır. Tamam bittin gittin sen mi oluyor? Ne oluyor ya? Yani? Amerika'da, Rusya'da mahkemelerde ciddi olarak kullanılan bir cihaz. Hakimin inisiyatifine kalarak istediği zaman raporu kabul ediyor. İstemediği durumlarda ise kabul etmeyebiliyor. Vallahi İbrahim Bey ben test için heyecanlanıyorum artık birimizden birini test alalım bence. Arkadaşlar şimdi bütün ortamı hazırladık. Bospor'da kendisi patronumuz davet ettik ofisimize çünkü kendisiyle ilgili sorular soracağız. İbrahim Bey de hazır. Şimdi bildiğim kadarıyla bizim artık... Beni biraz Onur'la baş başa bırakmanız gerekecek. Peki ben şeyi merak ettim. Neden? Kendisini teste hazırlamam için sohbet etmem gerekiyor. O zaman çıkıyoruz arkadaşlar. Lütfen. Hadi bakalım. Onur Bey teste başlayacağız. Hazır mısınız? Hazırım. Sabit bir şekilde oturun. Önünüze bakın. Ellerinizi ve ayaklarınızı lütfen oynatmayın. Soracağım sorulara sadece evet veya hayır diyeceğim. Cevap vereceksiniz. Lütfi Bey kalp atışlarınızda bir düzensizlik var. Her şey yolunda mı? Yolunda, sıkıntı yok. İbrahim Bey burada diye stres yapmıyorsunuz umarım. Bugün günlerden çarşamba mı? Evet. Patronu seviyor musun? Evet. Evet. Burada bir reaksiyon görüyorum. Katana getir, katana getir. Evet. Hayır mı sen? Abi sen ay, bence ay, bütün ekibi değiştirdin. Abi insan olan güvenip sarsıldı şu an. Pazartesi de daha uzun geçecek. Güzel. Patron da burada kendi yüzüne de söyleyebilirim. Bu zamana kadar herhangi bir sorunumuz olduğunda ben gittim yanına konuştuk hallettik. Hata abi. ben de hallettiğimizi düşünüyorum ama makineye söylemiyor. Halledememişiz. Tamam hepimiz bir sakinleşelim. Ben sakinleşemiyorum ya. Masaj mı yapılacak ne olacak bilmiyorum ama. Maaşından memnun musun? Evet. Evet. Maaşı kendi belirliyor. Diyor ki kadar maaş diyorum. Tamam okey diyorum daha. Ben ne yapabilirim? Yani istediğinden daha fazlasını versen mi memnun olacağım? Hayır. Memnun oldu ortaya çıkıyor evet. Bu nasıl bir teşkilat arkadaşlar? Beni sinirlendirmeye mi çağırdınız bu lakabı? Arkadaşlar CV'mi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla. Şu katonu hakikaten benim ya. Galiba. Yalan söylediğimizde ortaya çıktı. Öyle mi? Tabii. Evet, evet.
Dostumla küfür etmedim. İstediğin kadar dilinle şey yap, beyni kandırmak imkansız. Hadi olsun, bakalım. Ben yine şansım diyeyim ya. Patronla küfür etmedim. Patronu vallahi bir daha küfür etmedim. Patronumuz İbrahim Bey'e hiç sövdünüz mü? Hayır. Net bir şekilde. Sövmedim ya, Allah Allah. Onu nasıl sövmedin? Makine az önce doğru verdi. Allah Allah, bence de evet. Arkadaşlar. Hayır. Biliyordum abi. Bu nasıl bir ilişkimiz varmış? Benim niye bunların haberim yok kardeş? Ben de sorun ne? Niye bununla konuşmuyoruz? Abi, yok öyle bir şey ya. Dümdüz gitmedim ya. İbrahim Bey. Reaksiyon aşırı yüksek. Yapmayın ya siz de. Yani kesin, bu kesin değil mi şu an? Evet. Kesin söylüyorum. Normal basit bir şey belki. Basitliği bir öğrenebilir miyim mesela? Daha da halay çekmeye başlıyor. Şu an 8-4 deprem yaratıyor şu an. Hayır. Kandırdın mı? Hayır, hakikaten söylememiş. Nasıl yardım? Ben de böyle bir şey niye sevindim bilmiyorum ama hoşuma gitti. Çağdaş sen ne yapıyorsun burada? Onur bayağı tribe girmiş burada. Vallahi ben biliyorum ha. Ben biliyorum ya. Neyi biliyorum? Kendi yalnız konuşmak istemiyorum. Ay satışlar başladı, yemin ediyorum. Fazla konuşmak istemiyorum abi. Ben konuşursam makine kalkar. Konuş abi. Bunu çekiyorsunuz değil mi? Normal lazım olacak. Çağdaş makineye biraz para sıkışmış. Ne sıkışmış? Adam kapatını veriyorum. Ne yapacak bir şey? Ne sıkışmış? Problem değil. Evet. Ben gerçekleri istiyorum. Yani. Ben şeye şaşırıyorum. Onu ısrarla çağıran da sen mi? Yani niye böyle oldu ben anlamadım. Ben seviyorum sanıyordum ya. Ben öyle sanıyordum. Ben de vallahi böyle. Niye böyle bir karmaşık bir ilişkimiz var bilmiyorum, onu anlayamadım. Yaptığınız sağlamlık testlerinde telefonu siz mi satın alıyorsunuz? Evet. Onur, burada bir reaksiyon görüyorum. Ben hemen araya gireyim burada. Yaptığımız sağlamlık testlerin çoğunu biz satın alıyoruz ama bazen kendi giden firmalar telefonu kendi yolluyor. Telefona güvendiği için. %85'ini biz alıyoruz diyebiliriz. Muhtemelen de o hareketlilik bundan kaynaklı olabilir. Hayır. Tersini söyledim ve gene makine gösterdi aslında. Burada evet. Ortaya çıkıyor ki aslında sen bana küfür ediyormuşsun. Evet ama... %90-85 oranda biz alıyoruz. Ben cebimden vermiyorum gibi düşünerek cevap verdim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Harbiden maaşımdan çok memnunum. İbrahim'i bayağı seviyorum. Öyle dümdüz ağır bir küfür etmedim. Ufak belki yani. Hala yalan söylüyorsun. Ben buraya geliyorum. Onurcuğum küfür etmenin için de ben çok teşekkür ederim. Abi zam için de teşekkür ederim. Çıkışta ayrıca görüşelim. Abi bilerek yaptım ya. Ben de bilerek ne yapsam diye düşünüyorum şu an. O zaman ben yavaştan gideyim. Yani demek ki bu doğru, bir önceki doğru. O zaman küfür de doğru. Ben olmadığını iddia ediyorum. Arkadaşlar niye küfür ediyorsunuz? Konuşarak çözebiliriz. Çağdaş Bey, çok iyi bir sonuç çıkmadı sizin için ama teşekkür ederim yine de. Ben teşekkür ederim. Sizi İbrahim Bey ile baş başa bırakıyorum. Ben daha çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben bir CV güncelledim. Evet arkadaşlar, bugün WebTekno'nun son videosunu çektik hep beraber. Konuyu ve kanalı kapatıyoruz. Ben kalkayım mı? Aynen, sen bir kalk ya. Sen bir kalk, burada yapma. Sen bir kalk, çok hareketli Çağdaş. Ben şöyle düşünüyorum abi, hani o anki psikolojik şu an, hani herkes burada baskıyla, ben ona evet de desem, hayır de desem, bu heyecanı etkilediğini düşünüyorum. Ben memnun olduğunu düşünüyorum maaşından ama hayır cevabını verdim. Yalan söylediniz. Arkadaşlar şöyle bir iddia geldi sizin tarafınızdan. Yorumlarda gördük bunu. Kalça kaslarınızı sıktığınız zaman yalan söylediğiniz ortaya çıkmıyormuş. Böyle bir şey var mı? Bunu bir test edebilir miyiz? Üzerinde oturduğunuz hareket sensörü var. Kafamızı bile çevirdiğimiz zaman kalçamız oynar. Eğer ben verdiğiniz cevapta hareketi görüyorsam tekrar soruyu sorayım. Şimdi İbrahim Bey, öncelikle elimde iki tane ayna benzeri parça var. Bu parçalar insanın oturduğu yerin altına koyuluyor. Yani baldırın altına denk geliyor. Biraz popo kısmına denk geliyor aslında. Nedir bunun olayı? Bu sensörlerin amacı, kişi test sırasında hareket ederse bu hareketi program aracılığıyla bize bildiriyor. Biz de kişiye hareket etmemesini bildirip teste devam ediyoruz. Peki İbrahim Bey, bu parmaklarımıza taktığımız sensörler ne işe yarıyor? Bunlar derinin iletkenliğini ölçüyorlar. Yalan söylediğimiz durumlarda genelde ellerimiz terler. Bu sensörlerle de bunu tespit ediyoruz. Bu biraz daha farklı yönlü diğerlerinden. Orta parmağa takıyoruz bunu. Evet, onun dikkat ettiyseniz içinde bir lamba var. Sürekli damarları aydınlatıyor. Kılcal damarların genişleyip veya
daraldığını bize program aracılığıyla bildiriyor. Bu yine insanların kontrol edemeyeceği bir reaksiyonu ortaya çıkarıyor. Bu sebeple bizim için önemli bir sensör. Bu tam olarak ne işe yarıyor? Bu nefes sensörü. Nefes aldığımız zaman iki bölge hareket ediyor. Bir üst kısım, bir de alt kısım. Bunlardan bir tanesi üst kısımdaki nefesi kontrol ediyor. Bir tanesi de alt kısımdaki nefesi kontrol ediyor. İnsanlar yalan söylediği zaman tansiyonlarında yükselme olabiliyor. Bu sensörle de bunu tespit edebiliyoruz. Bu kutunun işlevi gelen frekansları dağıtmak anladığım kadarıyla. Şunlar da ne yazıyor? İlk ikisi nefes sensörleri. Bu deri iletkenli. Bu tansiyon ışıklı olan parmağa takılan sensör. Bu hareket sensörü. Bu da setin içinde şu an çıkarmadığım, gerekli durumlarda sadece çıkaracağım özel sensörlerimiz de var. Daha ciddi sorgulamalarda ek sensör kullanıp işi çözüyoruz. Şimdi İbrahim Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama sizin bir suçunuz yok yani. Herhangi bir sorumluluk hissetmeyin lütfen. Benim amacım gerçekleri ortaya çıkarmak. Maalesef çıktı zaten sayenizde. Yani biz burada yaptığımız işleme %100 profesyonel. Evet, budur abicim senin olayı. Sen gerçekten İbrahim'i sevmiyorsun falan diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Biz şu an seyircilerimize bir demo sunduk. Aynen, demo niteliği, çok doğru bir cümle oldu. Evet. Normalde yapılacak testlerde benim test edeceğim kişiyle sessiz sakin bir ortamda baş başa 1 saatlik bir ön konuşma yapmam gerekiyor. Daha sonrasında ise 1 saat kadar süren benim tek tek soruları sorduğum bir bölüm var. Bu bölüm dedektörlü değil mi? Evet. Öncesinde dedektör yok, sonrasında dedektör var. Test bittikten sonra bilgisayar programının verdiği grafikleri önce benim analiz etmem gerekiyor. Daha sonra benim bulduğum sonucu bilgisayarın verdiği sonuçla karşılaştırmam gerekiyor. Peki İbrahim Bey, ben gidip bu aleti satın alıp biliyor muyum? Bir de aldım, fişe taktım, hop kullanabiliyor muyum? Bunun bir eğitimi vesaire bir şey var mı? Öncelikle, avcım kaşındım. Öncelikle bu 10 bin dolar civarında bir alet. Gidip alabilirsiniz tabii ama kullanamazsınız. Uzun bir eğitim süreci var. 10 bin dolar da ona harcamanız gerekiyor. Bu eğitimi şu an Amerika'da, Rusya'da alabilirsiniz. Yani arkadaşlar, ben şöyle toparlayayım. Bir yanlışım olsa lütfen düzeltin beni. Tabii. Arkadaşlar, bu içeriğimizde Rusyalardan bizim kalbimizi kırmayıp buraya geldi İbrahim Bey ve onunla birlikte bir yalan makinesi diyecektim de. Yalan dedektörü nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını ve hangi alanlarda kullanıldığını sizlere aktarmaya çalıştık. Yalan dedektöründe öyle karşılıklı sohbet etme diye bir şey yok. Evet. Cevaplar sadece evet hayırdan oluşmak zorunda. Aklıma bir soru geldi, dur ben de şunu bir sorayım demek yok. Bu zaten insan haklarına aykırı bir durum oluyor anladığım kadarıyla. Doğrudur. Ayrıca testi gerçekleştirilen kişi teste girmeden önce bir kağıt imzalıyor ve testten kalkıp gitme hakkı da her an saklı. Doğrudur. İbrahim Bey ve arkadaşlar, artık içeriğimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı İbrahim Bey? Bizim öncelikli amacımız suçluları bulmak değil, suçsuzları aklamaktır. Aynen, bizi akladığınız için çok teşekkür ederiz. Pek öyle olmadı ama. Bol bol aklandık yani. Arkadaşlar, biz de artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. İhtiyacınız olabilir, insanlık halidir İbrahim Bey'e ulaşmanız gerekirse web sitesinin adresini açıklama kısmına bıraktık. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Sizler de arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. İnşallah görüşmeye devam edeceğiz. Yani ben öyle düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Çalıştırırım ha dedektörü.